Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Bilimle İmparatorluğun Evliliği. Güneş aydan ne kadar uzaktır? Bu soru modern dönemin başlangıcında özellikle Kopernik dünyanın değil de güneşin evrenin merkezinde olduğunu iddia ettikten sonra pek çok gökbilimciyi meraklandırmıştır. Çok sayıda gökbilimci ve matematikçi bu mesafeyi hesaplamaya çalıştı ancak kullandıkları yöntemler çok farklı sonuçlar ortaya çıkardı. Nihayet 18. yüzyılın ortalarında bu ölçümü yapabilmek için güvenilir bir yöntem ortaya atıldı. Her birkaç yılda bir Venüs gezegeni Güneş'le dünyanın arasından geçer. Bu geçişin süresi dünyanın farklı yerlerinden bakıldığında gözlemcinin açısındaki çok ufak farklar sebebiyle farklı görünmektedir. Dolayısıyla eğer aynı geçiş için farklı kıtalardan çok sayıda farklı gözlem yapılırsa, basit trigonometri ile Dünya'nın Güneş'e uzaklığını tam olarak ölçmek mümkün olabilecektir. Gökbilimciler bir sonraki Venüs geçişinin 1761 ile 1769 arasında olacağını hesapladılar. Avrupa'dan Dünya'nın dört bir yanına kaşif grupları gönderilerek mümkün olduğunca fazla sayıda uzak noktadan bu geçişin görüntülenmesine çalışıldı. 1761'de gözlemciler bu geçişi Sibirya, Kuzey Amerika, Madagaskar ve Güney Afrika'dan izledi. 1769 geçişi yaklaştığında Avrupa Bilim Topluluğu çok üstün bir çaba gösterdi ve bilim insanları Kuzey Kanada, hatta o zamanlar yabani bir arazi olan Kaliforniya'ya kadar gönderildi. Londra'da bulunan The Royal Society of London for the Improvement of National Knowledge, doğal bilginin geliştirilmesi için kraliyet topluluğu bunu yeterli görmedi. En doğru sonuçları elde etmek için bir gökbilimciyi ta Güneybatı Pasifik Okyanusu'na göndermek gerekiyordu. Topluluk bu sorunu çözmek için ünlü bir gökbilimci Charles Green'i Tahiti'ye göndermeye ve bunun için de hiçbir çaba veya masraftan kaçınmamaya karar verdi. Ancak topluluk bu kadar pahalı bir seyahati finanse ediyorken, bunu tek bir astronomik gözlem için kullanmak anlamsızdı. Bu yüzden Green'in yanına başlarında iki botanikçi Joseph Banks ve Daniel Solander olmak üzere farklı alanlardan 8 bilim insanı daha katıldı. Ekipte ayrıca bilim insanlarının karşılaşacağı yeni arazilerin, bitkilerin, hayvanların ve insanların resimlerini çizecek bir sanatçılar grubu da vardı. Bankaların ve kraliyet topluluğunun edinebildiği en iyi aletlerle donanmış bu grup, deneyimli bir denizci ve başarılı bir coğrafyacı ve etnograf olan Kaptan James Cook'a emanet edildi. İngiltere'den 1768'de ayrılan ekip, 1769'da Tahiti'de Venüs'ün geçişini gözledi. Pek çok Pasifik adasında incelemeler yaparak Avustralya ve Yeni Zelanda'ya uğradı ve 1771'de İngiltere'ye döndü. Beraberlerinde inanılmayacak kadar miktarda astronomik, coğrafi, meteorolojik, botanik, zoolojik ve antropolojik veri getirdi. Gezinin bulguları pek çok alana önemli katkılar yaptı. Avrupalıların hayal gücünü Güney Pasifik'ten hikayelerle ateşledi ve gelecek nesillerdeki doğa bilimcilere ve gök bilimcilere ilham verdi. Cook'un seferinden yarar sağlayan alanlardan biri de tıptı. O zamanlar uzaklara yapılan seferlerde tayfanın yarısından çoğunun seyahatte öleceği bilinirdi. Buradaki azılı düşman, kızgın yerliler, düşman gemileri veya vatan özlemi değil, iskorbüt adı verilen gizemli bir hastalıktı. Bu hastalığa yakalananlar uyuşuklaşıyor, depresif hale geliyordu. Diş etleri ve vücutlarındaki diğer yumuşak dokular kanıyordu. Hastalık ilerledikçe dişler düşüyor, açık yaralar oluşuyor, ateşler yükseliyor, ciltler sararıyor ve kolların, bacakların kontrolü kaybediliyordu. 16. ve 18. yüzyıllar arasında iskorbütün yaklaşık 2 milyon denizcinin yaşamına mal olduğu düşünülmektedir. Kimse bu hastalığa neyin yol açtığını bilmiyordu ve hangi yöntem denenirse denensin, denizciler kitleler halinde ölmeye devam ediyordu. Kırılma noktası 1747'de James Lind adında bir İngiliz doktorun, bu hastalıktan muzdarip denizciler üzerinde kontrollü bir deney yapmasıyla gerçekleşti. Lind, denizcileri iki gruba ayırarak her gruba farklı tedavi uyguladı. Test gruplarından biri
İskorbüte karşı halk tarafından yaygın olarak kullanılan bir tedavi olan narenciye tüketiyordu. İlk gruptaki bu hastalar kısa süre içinde iyileştiler. Lind, narenciye meyvelerinin denizcilerin vücutlarının asıl ihtiyacı olan şey olduğunu bilmiyordu. Ama biz bugün bunun C vitamini olduğunu biliyoruz. O zamanlar gemilerdeki standart beslenme bu çok önemli besinleri kesinlikle içermiyordu. Uzun mesafeli seyahatlerde denizciler genellikle tahıl ve kurutulmuş et yiyerek besleniyor ve neredeyse hiç meyve ve sebze tüketmiyorlardı. Kraliyet donanması Lind'in deneylerine ikna olmamıştı ama James Cook, doktorun haklı olabileceğini düşünüyordu. Gemisini bolca lahana turşusuyla doldurdu ve denizcilerine gemi ne zaman karaya yanaşırsa taze meyve ve sebze yemelerini emretti. Bunun sonucunda da tek bir denizcisi bile iskorbüte kurban gitmedi. Bunu izleyen yıllarda dünyadaki tüm donanma kaptanları Cook'un beslenme yöntemini örnek alarak sayısız denizcinin ve yolcunun hayatlarını kurtardılar. Öte yandan bu seferin kötü bir sonucu da oldu. Cook sadece deneyimli bir denizci ve coğrafyacı değil, aynı zamanda deniz subayıydı. Kraliyet topluluğu yolculuğun masraflarının önemli bir kısmını karşılamıştı ama gemiyi Kraliyet donanması tahsis etmişti. Gemide aynı zamanda 85 iyi silahlanmış denizci ve asker bulunuyordu ve gemi aylarca toplar, tüfekler, barut ve diğer silahlarla donanmıştı. Elde edilen bilginin büyük bölümü, özellikle de astronomik, coğrafi, meteorolojik ve antropolojik veri, çok açık şekilde siyasi ve askeri açıdan önem taşıyordu. İskorbüte kesin çare bulunması, İngiltere'nin dünya denizlerinin kontrolünü eline geçirmesine ve dünyanın öbür ucuna ordular yollayabilmesine ciddi katkı yaptı. Cook başta Avustralya olmak üzere keşfettiği pek çok adaya ve toprağa İngiltere adına el koydu. Cook'un seferi, İngilizlerin Güneybatı Pasifik Okyanusu'nun işgalinin, Avustralya, Tazmanya ve Yeni Zelanda'nın fethinin, milyonlarca Avrupalının yeni kolonilere yerleşmesinin ve yerli kültürünün ve nüfusunun yok edilmesinin temelini attı. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın en bereketli toprakları bu seferi takip eden 100 yılda Avrupalı yerleşimciler tarafından ele geçirildi. Yerli nüfusu %90'a varan oranlarda azaldı ve hayatta kalanlar katı bir ırk ayrımcılığı altında yaşamaya zorlandı. Cook'un seferi Avustralya'nın aborjinleri ve Yeni Zelanda'nın Maorileri için kurtulmayı asla başaramayacakları yeni bir felaketin başlangıcıydı. Tazmanya'nın yerlilerini ise daha da kötü bir felaket bekliyordu. Muazzam bir yalıtılmışlık içinde 10 bin yıl boyunca hayatta kalan bu insanlar, Cook'un adaya varışından sonraki 100 yıl içinde son adam, kadın ve çocuğa varana dek tamamen yok edildiler. Avrupalı yerleşimciler, yerlileri önce adanın zengin bölgelerinden uzaklaştırdılar, sonra da kalan yabani arazileri bile ele geçirip, yerlileri sistematik olarak avlayarak öldürdüler. Hayatta kalan çok az sayıda insan da dini bir toplama kampına doluşturuldu. Burada iyi niyetli ama açık görüşlü olmayan misyonerler, onları modern dünyanın anlayışı doğrultusunda eğitmeye çalıştı. Tazmanyalılar okumaya ve yazmaya, Hristiyanlığı öğrenmeye, elbise dikmek ve çiftçilik gibi pek çok tırnak içinde üretken beceri edinmeye zorlandılar. Ama hepsine direndiler. Daha da melankolik bir hale bürünerek çocuk sahibi olmayı bıraktılar, hayata ilgileri tükendi, nihayet bilim ve ilerlemeye dayalı modern dünyadan tek kaçış yolunu seçtiler. Ölüm. Ne yazık ki bilim ve ilerleme onları öldükten sonra bile rahat bırakmadı. Son Tazmanyalıların cesetlerine antropologlar ve sanat galericileri tarafından bilim adına el konuldu. Cesetler parçalanarak tartıldı, ölçüldü ve bilimsel makalelere konu oldu. Daha sonra kafatasları ve iskeletler farklı müzelerde ve antropolojik koleksiyonlarda sergilendi. Tazmanya Müzesi son Tazmanya yerlisi olan Trugani'nin iskeletinin gömülmesine ancak 1976'da, Trugani öldükten 100 yıl sonra izin verdi. The English Royal College of Surgeons, İngiliz Kraliyet Cerrahi Koleji ise saç ve deri örneklerini 2002'ye kadar elinde tutmaya devam etti.
Hukukun Seferi askerler tarafından korunan bir bilimsel gezi miydi, yoksa araya karışmış birkaç bilim insanının da bulunduğu askeri bir sefer mi? Bu tıpkı bardağın yarısının boş mu dolu mu olduğunu sormak gibidir. Aslında ikisidir de. Bilimsel devrim ve modern emperyalizm birbirinden ayrılamaz şeylerdi. Kaptan James Cook ve botanikçi Joseph Banks gibi insanlar bilimi imparatorluktan ayıramazdı. Tıpkı bahtsız Trugani gibi. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neden Avrupa? Kuzey Atlantik'teki büyük bir adada yaşayan insanların Avustralya'nın güneyindeki büyük bir adayı fethetmesi, tarihin en tuhaf gelişmelerinden biridir. Cook'un seferinden kısa süre önce Britanya adaları ve genel olarak Batı Avrupa, Akdeniz dünyasının geri kalmış arka bahçesiydi. Oralarda pek önemli şeyler olmuyordu. Yegane büyük ve önemli modern öncesi Avrupa İmparatorluğu olan Roma İmparatorluğu bile gücünün ve zenginliğinin büyük bölümünü Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'dan sağlıyordu. Roma İmparatorluğu'nun Batı Avrupa eyaletleri fakir bir vahşi batıydı ve maden ve köle dışında imparatorluğa çok az katkısı vardı. Kuzey Avrupa o kadar ıssız ve barbardı ki fethetmeye bile değmezdi. Ancak 15. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa önemli askeri, siyasi ve ekonomik ve kültürel gelişmelere ev sahipliği yapmaya başladı. 1500 ile 1750 arasında Batı Avrupa hızla ilerleyerek dış dünyanın, yani iki Amerika kıtasının ve okyanusların efendisi haline geldi. Yine de Avrupa, Asya'nın büyük güçlerinin karşısında yeterli değildi. Avrupalılar Amerika'yı fethederek denizlerde üstünlük kurdu çünkü Asya güçleri bunlarla ilgilenmemişti. Modern dönemin başlangıcı Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu, İran'da Safevi İmparatorluğu, Hindistan'da Babür İmparatorluğu ve Çin'de Ming ve Qing hanedanları için altın çağıydı. Bu devletler hem yönettikleri toprakları ciddi ölçüde genişletti, hem de öncesinde benzeri görülmemiş ekonomik ve demografik büyümeye tanık oldular. 1775 yılında Asya dünya ekonomisinin %80'i demekti. Hindistan ve Çin'in ekonomileri tüm dünya üretiminin 2/3'ünü karşılıyordu. Avrupa ekonomik bir cüceydi. Küresel gücün merkezi ancak 1759 ile 1850 yılları arasında Avrupalılar Asya güçlerini bir dizi savaşta yenip Asya'nın geniş bölgelerini fethedince Avrupa'ya kaydı. 1900 yılında Avrupalılar dünya ekonomisinin ve topraklarının çoğunu kontrol ediyordu. 1950'de Batı Avrupa ve ABD küresel üretimin yarısından fazlasını gerçekleştiriyordu. Çin'in payı ise %5'e inmişti. Avrupa şemsiyesi altında yeni bir küresel düzen ve kültür ortaya çıktı. Bugün tüm insanlar itiraf etmek istemeseler bile giyim kuşamda, düşüncede ve zevkte Avrupalıdır. Söylemde çok katı Avrupa karşıtı olabilirler ama gezegendeki neredeyse herkes siyaset, tıp, savaş ve ekonomiyi Avrupa'nın gözlerinden görüyor, Avrupa melodileriyle yazılmış ve Avrupa dillerinde söylenen müzikleri dinliyor. Yakın bir gelecekte küresel boyutta üstünlüğü kurmaya aday günümüzün gelişen Çin ekonomisi bile Avrupa tipi bir üretim ve finans modeli üzerine kuruludur. Avrasya'nın bu soğuk ve önemsiz köşesindeki insanlar nasıl bu yanıltılmışlığı kırarak tüm dünyayı fethetti? Genelde bu konuda Avrupa'nın bilim insanları övgüye mazhar olur. 1850'lerden itibaren Avrupalıların hakimiyetinin teknolojik sihirbazlık ve askeri, endüstriyel ve bilimsel sanayi üzerine kurulu olduğunu tartışmaya gerek yok. Çok modern çağdaki tüm başarılı imparatorluklar, teknolojik yenilikler elde etmek amacıyla bilimsel araştırmaları destekledi ve pek çok bilim insanı tüm yaşamlarını imparatorluk yöneticileri için yeni silahlar, ilaçlar ve makineler araştırmakla geçirdi. Afrikalı düşmanlarla karşılaşan Avrupalı askerler arasında yaygın bir deyiş, "Neleri varsa gelsinler, bizim makineli tüfeğimiz var, onların yok" şeklindeydi. Bununla birlikte sivil amaçlı teknolojilerin de eşit derecede önemi vardı.
konserve gıdalar askerleri besliyor, demir yolları ve buharlı gemiler askerleri ve malzemelerini taşıyor, yeni ilaçlar askerleri, denizcileri ve lokomotif mühendislerini iyileştiriyordu. Bu lojistik ilerlemeler, Avrupa'nın Afrika'yı fethinde makineli tüfekten daha büyük rol oynadı. Ancak 1850'den önce durum böyle değildi. Askeri endüstriyel bilimsel sanayi hala emekleme dönemindeydi. Bilimsel devrimin meyveleri henüz olgunlaşmamıştı ve Avrupa, Asya ve Afrika güçleri arasındaki teknolojik fark önemsizdi. 1770'te James Cook, Avustralyalı aborijinlerden kesinlikle çok daha üstün bir teknolojiye sahipti. Ama Çinliler ve Osmanlılar öyle değildi. O halde neden Avustralya Kaptan James Cook tarafından kolonileştirildi de Kaptan Wan Zengse veya Kaptan Hüseyin Paşa tarafından kolonileştirilemedi? Daha da önemlisi, madem 1770'te Avrupalıların Müslümanlara, Hintlilere ve Çinlilere karşı belirgin bir teknolojik üstünlüğü yoktu, peki nasıl oldu da bir sonraki yüzyılda kendileriyle dünyanın geri kalanı arasındaki farkı böylesine açabildiler? Neden askeri endüstriyel bilimsel sanayi, örneğin Hindistan'da değil de Avrupa'da gelişti? Neden öne çıktığı İngiltere'nin hem arkasından Çin değil de Fransa, Almanya ve ABD geldi? Sanayileşmiş ve sanayileşmemiş toplumlar arasındaki fark, önemli bir ekonomik ve siyasi etken olduğunda, nasıl oldu da Rusya, İtalya ve Avusturya bu farkı kapatmakta başarılı olurken, İran, Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu başarılı olamadı? İlk sanayi dalgasının teknolojisi görece basitti. Çinlilerin veya Osmanlıların buhar makineleri ve makineli tüfek üretmesi veya demir yolları inşa etmesi bu kadar zor muydu? Dünyanın ilk ticari demir yolu 1830'da İngiltere'de yapıldı. 1850'de Batı ülkeleri neredeyse 40 bin kilometre demir yoluyla baştan başa örülmüşken, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın tamamında yalnızca 4 bin kilometre ray döşenmişti. 1880'de Batı, 350 bin kilometreden fazla demir yoluna sahip olduğunda, dünyanın geri kalanında bu rakam yalnızca 35 bin kilometreydi. Bunun büyük kısmı da İngilizlerin Hindistan'da inşa ettikleriydi. Çin'deki ilk demir yolu ancak 1876'da açılabildi. Uzunluğu 25 kilometreydi ve Avrupalılar tarafından yapılmıştı. Ertesi yıl Çin hükümeti bu demir yolunu yok etti. 1880'e gelindiğinde Çin İmparatorluğunda tek bir demir yolu bile yoktu. Türkiye'de ilk demir yolu ise 1858'de açıldı. İzmir'i Seyitköy'e bağlayan hat daha sonra Aydın'a kadar uzatıldı. Bir İngiliz şirketi tarafından inşa edilmişti ve İngilizler işletiyordu. Kurulduğu 1923'te Britanya'nın 3 katından fazla toprağı olan Türkiye Cumhuriyeti'nde 4000 kilometreden az demir yolu vardı. Çinliler ve Türklerin elinde buhar makinesi gibi teknolojik yenilikler bulunuyordu. Bunlar bedavaya kopyalanabilen veya satın alınabilen şeylerdi. Öte yandan Batı'da ortaya çıkması ve olgunlaşması yüzyıllar süren değerler, mitler, hukuki araçlar ve sosyopolitik yapılar bu ülkelerde mevcut değildi ve bunlar kolayca kopyalanıp içselleştirilemiyordu. Fransa ve ABD, İngiltere'nin hemen arkasından hızlıca ilerleyebildi çünkü Fransızlar ve Amerikalılar zaten İngiliz mitlerinin ve toplumsal yapılarının en önemli kısımlarını paylaşıyorlardı. Çinliler ve Türkler ise hem farklı biçimde düşündükleri hem de toplumlarını farklı şekillerde örgütledikleri için farkı bu denli hızlı kapatamadılar. Bu açıklama 1500 ile 1850 arasındaki döneme ışık tutuyor. Bu dönemde Avrupa'nın Asya'ya göre belirgin bir teknolojik, siyasi, askeri veya ekonomik avantajları yoktu. Ama kıta kendine özgü bir potansiyel biriktirdi ve bu potansiyel 1850'lerden sonra bir anda çok belirgin hale geldi. 1750'de Avrupa, Çin ve Müslüman dünyası arasındaki görünürdeki eşitlik sadece bir seraptı. İkisi de çok uzun kuleler inşa eden iki inşaat ustası hayal edin. Ustalardan biri ahşap ve çamurdan tuğlalar kullanırken
diğeri çelik ve beton kullanıyor. İlk başta iki yöntem arasında çok fark yokmuş gibi görünür. Çünkü iki kule de birbirine yakın hızla yükselir ve yükseklikleri de benzerdir. Ancak kritik eşik geçildiğinde ahşap ve çamurdan yapılan kule ağırlığı taşıyamayarak çöker. Çelik ve betondan yapılan kule ise kat kat büyüyerek gözün göremeyeceği yüksekliğe ulaşır. Avrupa erken modern çağda sonradan dünyayı fethetmesini sağlayacak nasıl bir potansiyel geliştirmişti? Bu soruya birbirini tamamlayan iki cevap verilebilir. Modern bilim ve kapitalizm. Avrupalılar belirli bir teknolojik üstünlükleri olmadığı sıralarda bile bilimsel ve kapitalist zihniyetle düşünmeye ve davranmaya alışmışlardı. Teknoloji bolluğu ortaya çıktığında Avrupalılar bunun hasadını herkesten daha iyi toplayabildi. Dolayısıyla bilim ve kapitalizmin Avrupa'nın 21. yüzyılın Avrupa sonrası dünyasına bıraktığı en önemli emperyal miraslar olması tesadüf değildir. Dünyayı artık Avrupa ve Avrupalılar yönetmiyor ama bilim ve sermaye her zamankinden daha da güçlü. Kapitalizmin zaferleri bir sonraki bölümde detaylı olarak incelenecek. Bu bölümse Avrupa emperyalizmi ve modern bilim arasındaki aşk ilişkisine ayrıldı. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fetih zihniyeti. Modern bilim Avrupa imparatorluklarında ve bu imparatorluklar sayesinde gelişirken elbette klasik Yunan, Çin, Hint ve Müslüman geleneklerinin eski bilimsel çalışmalarına çok şey borçlular. Ancak kendine özgü yapısı ilk defa erken modern dönemde ortaya çıktı ve İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Rusya ve Hollanda'nın emperyal genişlemeleriyle el ele ilerledi. Bu erken modern dönem boyunca Çinliler, Hintliler, Müslümanlar, Kızılderililer ve Polinezyalılar bilimsel devrime önemli katkılar yapmaya devam ettiler. Müslüman iktisatçıların öngörüleri Adam Smith ve Karl Marx tarafından okundu, Kızılderili doktorları tarafından geliştirilen tedaviler İngiliz tıp metinlerine girdi ve Polinezya'dan toplanan veriler Batı antropolojisinde devrim niteliğinde değişimlerin yolunu açtı. Ancak 20. yüzyılın ortalarına dek bu sayısız bilimsel keşfi toparlayıp bu süreç içinde bilimsel disiplinleri yaratanlarsa küresel Avrupa imparatorluklarının yöneticileri ve bilim seçkinleriydi. Uzak Doğu ve İslam dünyası Avrupa'dakiler kadar meraklı ve zeki insanlar yetiştirdiler ama 1500 ile 1950 arasında Newton fiziği ya da Darwin biyolojisine yaklaşabilecek herhangi bir şey üretemediler. Bu Avrupalıların bilime yatkın bir genetik yapıya sahip oldukları veya fizik ve biyoloji alanında sonsuza kadar egemen olacakları anlamına gelmiyor. İslam nasıl bir Arap tekeli olarak başlayıp sonradan Türkler ve İranlılar tarafından ele geçirildiyse, modern bilimde bir Avrupa icadı olarak doğmasına rağmen bugün çok etnikli bir girişim haline gelmiş durumdadır. Peki modern bilimle Avrupa emperyalizmi arasındaki ilişkiyi kuran neydi? Teknoloji 19. ve 20. yüzyıllarda önemli bir etkendi ama modern çağın başlangıcında etkisi ve önemi sınırlıydı. Önemli nokta bitki arayan botanikçi ile koloni arayan denizci subayının benzer bir zihniyeti paylaşmalarıydı. Hem bilim insanı hem de Fatih, işe ilk önce cehaletlerinin farkına vararak başladılar. İkisi de uzaklarda ne olup bittiğini bilmiyorum dedi ve ikisi de yeni keşifler yapma ihtiyacını hissetti. Sonuç olarak her ikisi de keşfedecekleri bu yeni bilginin onları dünyanın efendileri yapmasını umuyorlardı. Avrupa emperyalizmi dünyadaki diğer emperyal projelerden tamamen farklıydı. Daha önceki imparatorluklar dünyayı zaten anladıklarını düşünüyorlar ve fetihleri sadece kendi dünya görüşlerini yaymak için gerçekleştiriyorlardı. Örneğin Araplar Mısır'ı, İspanya'yı ve Hindistan'ı bilmedikleri bir şey bulmak için fethetmediler. Romalılar, Moğollar ve Aztekler yeni toprakları güç ve zenginlik için büyük bir hırsla fethettiler. Ama bilgi için değil. Buna karşın Avrupalı emperyalistler
yeni topraklar yanında yeni bilgiler edinmek amacını da güderek uzak topraklara yelken açtılar. James Cook bu şekilde düşünen ilk kaşif değildi. 15 ve 16. yüzyılın Portekizli ve İspanyol gezginleri bunu zaten yapıyorlardı. Denizci Prens Henry ve Vasco de Gama Afrika kıyılarını keşfettiler ve bunu yaparken çeşitli ada ve körfezleri ele geçirdiler. Christoph Kolomb Amerika'yı tırnak içinde keşfettiği anda bu yeni topraklar üzerinde İspanya kralı adına egemenlik ilan etti. Ferdinand Magellan dünyanın etrafını dolaşırken İspanyollar da Filipinleri fethetti. Zaman geçtikçe bilginin fethiyle toprağın fethi birbirine daha da sıkı bağlandı. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'dan yola çıkan neredeyse her önemli askeri seferde bilim insanları da mevcuttu. Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal ettiğinde yanında götürdüğü 165 bilim insanı buldukları diğer şeylere ek olarak Ejiptoloji, Mısır bilim olarak bilinen yepyeni bir disiplin kurdular ve din, dil bilim ve botaniğe önemli katkılarda bulundular. 1831'de Kraliyet Donanması, HMS Beagle adlı gemiyi Güney Amerika, Falkland Adaları ve Galapagos Adaları'nın kıyılarının haritasını çıkarması için yolladı. Donanma bir savaş durumunda daha hazırlıklı olmak için bu bilgilere ihtiyaç duyuyordu. Geminin kaptanı amatör bir bilim insanıydı ve yolda karşılaşabilecekleri jeolojik oluşumları incelemesi için gemiye bir de jeolog çağırdı. Pek çok uzman kaptanın jeolog önerisini geri çevirince o da Cambridge Üniversitesi'nden yeni mezun olmuş 22 yaşındaki Charles Darwin'e teklif götürdü. Darwin, Anglikan papazı olmak üzere eğitim görmüştü ama İncil'den ziyade jeolojiye ve doğa bilimlerine ilgi duyuyordu. Bu fırsata balıklama atladı. Gerisini de biliyoruz zaten. Kaptan seyahat boyunca zamanını askeri haritalar çizerek geçirirken, Darwin sonradan evrim teorisini ortaya çıkaracak olan öngörülerini formüle etti ve ampirik veriler topladı. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ayın yüzeyine indiler. Apollo 11 astronotları bu seyahatten önceki aylarda ABD'nin batısında Ay'a benzeyen ıssız bir çölde eğitim gördüler. Bu alan pek çok kızılderili topluluğuna ev sahipliği yapıyordu. Bir yerliyle astronotlar arasında geçen bir diyaloğa dair şöyle bir hikaye vardır. Bir gün eğitim esnasında astronotlar yaşlı bir kızılderili ile karşılaşır. Adam orada ne yaptıklarını sorar. Astronotlar kısa süre içinde Ay'a yapılacak bir araştırma seyahatinin parçası olduklarını söylerler. Yaşlı adam bunu duyunca bir an sessiz kalır. Sonra astronotlardan kendisine bir iyilik yapmalarını ister. Astronotlar ne istiyorsunuz diye sorar. Yaşlı adam, kabilemdeki insanlar Ay'da kutsal ruhların yaşadığına inanır. Onlara halkımdan önemli bir mesaj iletmenizi isteyecektim. Astronotlar, mesaj nedir diye sorar. Adam kendi dilinde bir şeyler mırıldanır, sonra da astronotlara bunu ezberleyene kadar tekrar etmelerini söyler. Astronotlar bu ne demek diye sorar. Bunu size söyleyemem, sadece bizim kabilemizle ay ruhlarının bilebileceği bir sır der. Üsse geri döndüklerinde astronotlar uzun uğraşlardan sonra yerel dil konuşabilen birini bulurlar ve onlardan mesajı tercüme etmelerini isterler. Ezberledikleri şeyi söyleyince çevirmen kahkahalarla gülmeye başlar. Nihayet sakinleşince astronotların o kadar dikkatle ezberlediği sözlerin ''Bu adamların size söylediği hiçbir şeye inanmayın, topraklarınızı çalmaya geldiler'' olduğunu söyler. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Boş haritalar. Modern keşfet, fethet zihniyeti haritalarımızın gelişimiyle gayet iyi özetlenebilir. Pek çok kültür modern çağdan çok önceleri de haritalar yaptılar. Elbette bunların hiçbiri dünyanın tamamını bilmiyordu. Hiçbir Afrika-Asya kültürü Amerika'yı, hiçbir Amerika kültürü de Afrika-Asya'yı bilmiyordu.
bilinmeyen yerler dışarıda bırakıldı veya hayali canavarlar veya harikalarla dolduruldu. Bu haritalarda hiç boş yer yoktu. Hepsi tüm dünyanın gayet iyi bilindiği izlenimini veriyordu. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar pek çok boşluğu olan haritalar yapmaya başladılar. Bu da Avrupa'nın emperyal hırsının yanı sıra bilimsel zihniyetin gelişmeye başladığının da işaretiydi. Boş haritalar hem psikolojik hem de ideolojik olarak önemli bir kırılma noktasıydı ve Avrupalıların dünyanın önemli bir bölümü hakkındaki cehaletinin itirafıydı. En önemli kırılma noktası 1492'de Christoph Kolomb İspanya'dan batıya doğru yelken açıp Doğu Asya'ya giden yeni bir yol aradığında gerçekleşti. Kolomb hala eski tırnak içinde tam dünya haritalarına inanıyordu. Bu haritaları kullanarak Japonya'nın İspanya'nın 7000 kilometre batısında olduğunu hesaplamıştı. Normalde Doğu Asya'yı İspanya'dan 20.000 kilometre ve hiç bilinmeyen bir kıta arıyordu. 12 Ekim 1492'nin sabahında Kolomb'un gemileri bilinmeyen kıtayla tanıştı. Juan Rodriguez Bermejo, Pinta'nın direğinden şu an Bahamalar olarak bildiğimiz adayı fark etti ve "Kara göründü!" diye bağırdı. Görsel 23. 1459'da Avrupa'da yapılmış bir dünya haritası. Harita detaylarla dolu. Hatta Güney Afrika gibi Avrupalıların hiçbir fikrinin olmadığı bölgeler bile betimlenmiş. Kolomb Doğu Asya'nın açıklarındaki bir adaya vardıklarını sanıyordu. Orada karşılaştığı insanlara Hintli adını verdi. Çünkü bugün Doğu Hint Adaları veya Endonezya Takım Adaları olarak adlandırdığımız bölge olan Doğu Hindistan Adaları'na vardığını sanıyordu. Kolomb bu hatayı ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Kendisi ve o çağda yaşayan pek çok insana göre hiç bilinmeyen, tamamen yeni bir kıta keşfetmiş olması düşünülemezdi. Binlerce yıldır büyük düşünürler ve akademisyenlerle asla yanılmayan kutsal metinler, sadece Avrupa, Afrika ve Asya'dan bahsetmişti. Hepsi yanılıyor olabilir miydi? İncil dünyanın yarısını es geçmiş olabilir miydi? Bu tıpkı 1969'da Ay'a doğru giderken Apollo 11'in o ana kadar bilinmeyen bir şekilde hiçbir gözlemin tespit etmeyi başaramadığı ve dünyanın etrafında dönmekte olan başka bir Ay'a çarpması gibiydi. Kolomb'un cehaletini inkar etmesi, her şeye rağmen ortaçağ insanı olduğunun kanıtıydı. Tüm dünyayı bildiğine kesinlikle emindi ve çığır açıcı keşfine rağmen gene de farklı düşünemedi. Görsel 24. Salviati Dünya Haritası 1525-1459 haritası kıtalarla, adalarla ve detaylı açıklamalarla doluyken Salviati haritası çoğunlukla boştur. Amerika kıtasının kıyılarından güneye doğru gözümüzü kaydırınca bir yerden sonra çizgiler boşluğa karışır. Haritaya bakan ve içinde en ufak bir merak kırıntısı barındıran herhangi biri buradan sonra ne var diye soracaktır. Harita buna cevap vermez. İnceleyen kişiyi yelken açıp gidip bulmaya davet eder. İlk modern insan Amerika'ya 1499-1504 yılları arasında pek çok kez seyahat eden İngiliz denizci Amerigo Vespucci'ydi. 1502 ile 1504 arasındaki seyahatlerini anlatan iki metin Avrupa'da yayımlandı. Bu metinler Vespucci'ye atfedilmişti ve Kolomb tarafından keşfedilen yeni toprakların Doğu Asya açıklarındaki adalar değil, kutsal metinlerin, eski coğrafyacıların ve şimdiki Avrupalıların bilmedikleri yepyeni topraklar olduğundan bahsediyordu. 1507'de bu iddialara ikna olan Martin Walt C. Müller adında saygın bir haritacı, güncelleştirilmiş bir dünya haritası yayımladı ve bu harita Avrupa'dan batıya yapılan seferlerin ayrı bir kıtaya vardığını gösteren ilk haritaydı. Walt C. Müller'in haritaya bir de isim koyması gerekiyordu. Yanlışlıkla Amerigo Vespucci'nin buraları keşfeden kişi olduğunu düşünüp bu kıtaya ismini vererek onurlandırdı. Amerika. Walt C. Müller haritası çok popüler oldu ve pek çok başka haritacı tarafından da kopyalandı. Böylece kıtaya verdiği isim yayılmış oldu. Dünyanın bir çeyreğinin ve yedi kıtasından ikisinin
cehaletini kabul etmekten öte marifeti bulunmayan bir İtalyanın adını almasıysa ilahi adaletin tecellisidir. Amerika'nın keşfi bilimsel devrimin temelinde yer alır. Avrupalılara güncel gözlemlerin geçmiş geleneklerden daha doğru olduğunu öğretmekle kalmamış, Amerika'yı fethetme arzusuyla yeni bilgiye son derece hızlı ulaşmak istemelerini de sağlamıştır. Bu geniş toprakları kontrol etmek için coğrafyası, iklimi, florası, faunası, dilleri, kültürleri ve tarihi hakkında olağanüstü miktarda veri toplamaları gerekiyordu. Dini metinler, eski coğrafya kitapları ve eski sözlü gelenekler bir işe yaramazdı. O andan itibaren hem Avrupalı coğrafyacılar hem de her alandan Avrupalı araştırmacılar içlerinde sonradan doldurulacak boşluklar olan haritalar yapmaya başladılar. Böylelikle mükemmel olmadıklarını ve cehaletlerini itiraf ediyorlardı. Avrupalılar tıpkı bir mıknatısın kendilerini çekmesi gibi haritadaki boşluklara kapılıp zamanla buraları doldurmaya giriştiler. 15. ve 16. yüzyıllar boyunca Afrika'nın etrafını dolaştılar, Amerika'yı keşfettiler, Pasifik ve Hint okyanuslarını aştılar ve tüm dünya çapında bir koloni ağı oluşturdular. Böylelikle ilk gerçek anlamda küresel imparatorlukları ve ilk küresel ticaret ağını kurdular. Avrupa'nın emperyal seferleri dünya tarihini değiştirdi. Tarih artık birbirinden kopuk bir dizi halkın ve kültürün değil, tek ve bütünleşmiş bir insan toplumunun tarihi haline geldi. Bu Avrupalı keşfet, fethet seferleri bizim için o kadar alışıldık ki zamanında ne kadar olağan dışı olduklarını kavramakta zorlanıyoruz. Bu seferlerden önce hiç buna benzer bir şey olmamıştı. Uzun süreli seferler ve fetihler doğal değildi. Tarih boyunca çoğu insan toplumu yerel çatışmalarla ve savaşlarla o kadar meşguldü ki uzak diyarları keşfetmek ve fethetmek gibi bir amaçları olmamıştı. Çoğu büyük imparatorluk hakimiyetini en yakınlarındaki bölgelerin biraz ötesine taşıyabildi. Uzak bölgeleri fethedebildiler çünkü komşu oldukları alanlar gittikçe genişliyordu. Bu şekilde Romalılar Roma'yı korumak için M.Ö. 350-300 yılları arasında Etruria'yı fethettiler. Daha sonra Etruria'yı korumak için M.Ö. 200'de Po Vadisi'ni, sonra da Po Vadisi'ni korumak için M.Ö. 120'de Provence bölgesini, Provence'ı korumak için M.Ö. 50'de Galya'yı ve Galya'yı korumak için M.Ö. 50'de Britanya'yı işgal ettiler. Böylece Roma'dan Londra'ya gitmeleri 400 yıl sürdü. M.Ö. 350'de hiçbir Romalı Britanya'ya yelken açıp fethetmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi. Ara sıra hırslı bir kral ya da maceracı uzun bir fetih seferine çıkardı ama bu tip seferler genellikle çokça kullanılan emperyal veya ticari yolları takip ederdi. Örneğin Büyük İskender'in seferleri yeni bir imparatorluğun kurulmasıyla değil, zaten mevcut bir imparatorluğu ele geçirmesiyle sonuçlanmıştı. Pers İmparatorluğu. Modern Avrupa imparatorluklarına en çok benzeyenler Atina ve Kartaca'nın denizci imparatorlukları ve 14. yüzyılda Endonezya'nın büyük bölümünde hakimiyet kuran Orta Çağ Majapahit Deniz İmparatorluğu'ydu. Bu imparatorluklar bile bilinmeyen denizlere çok fazla yelken açmadılar. Modern Avrupalılarla kıyaslandığında bunlar da yerel kalıyordu. Pek çok akademisyen Çin'deki Ming Hanedanı'nın amirali Zheng He'nin seferlerinin Avrupalıların keşiflerini gölgede bıraktığı konusunda hemfikirdir. 1405 ile 1433 arasında Zheng 7 devasa armada ile Çin'den Hint Okyanusu'nun uzak köşelerine kadar seferler gerçekleştirdi. Bu seferlerin en büyüğü 300 gemi ve 30 bin mürettebattan oluşuyordu. Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Afrika'ya gittiler. Çin gemileri Hicaz bölgesinin ana limanı Cidde'de ve Kenya kıyısındaki Malindi'de demirledi. Kolomb'un 1492'deki 120 denizcinin olduğu 3 küçük gemiden oluşan filosu, Zheng He'nin ejderhalarının yanında 3 sivrisinek tanesi gibi kalırdı. Ancak aralarında önemli bir fark vardı.
Zheng He, okyanusları keşfederek Çin yanlısı yöneticilerle irtibat kurdu ama ziyaret ettiği ülkeleri fethetmeye veya kolonileştirmeye çalışmadı. Dahası, Zheng He'nin seferleri Çin politikasına veya kültürüne dayanmıyordu. 1430'larda Pekin'de yönetim değiştiğinde yeni yöneticiler bu seferleri aniden durdurdular. Büyük filo dağıtıldı ve çok önemli teknik ve coğrafi bilgiler yok edildi. Bir daha da bu imkanlara sahip hiçbir kaşif Çin limanlarından sefere koyulmadı. Sonraki yüzyıllarda Çinli yöneticiler tıpkı daha önceki yüzyıllardaki yöneticiler gibi kendi bilgilerini ve hırslarını Orta Krallığın yakın çevresine yoğunlaştırdılar. Zheng He'nin seferleri Avrupa'nın diğer bölgelere kıyasla teknolojik bir üstünlüğü olmadığını kanıtlıyor. Avrupalıları sıra dışı yapan şey, keşfetmek ve fethetmek konusunda benzeri görülmemiş doyumsuz hırslarıydı. Aynı beceriye sahip olsalar da Romalılar hiçbir zaman Hindistan'ı veya İskandinavya'yı, Persler Madagaskar'ı veya İspanya'yı, Çinliler de Endonezya'yı veya Afrika'yı fethetmeye yeltenmemişlerdi. Çoğu Çinli yönetici burunlarının dibindeki Japonya'yı bile kendi haline bırakmıştı. Bu da son derece normaldi. Tuhaflık, erken modern çağdaki Avrupalıların yabancı kültürlerle dolu uzak topraklara yelken açıp karaya ayak bastıklarında bu topraklara kralım adına el koyuyorum demek gibi bir hastalığa tutulmuş olmalarındaydı. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uzaydan gelen işgal. 1517 civarında Karayip adalarındaki İspanyol koloniciler, Meksika anakarasının ortalarında bir yerde bulunan güçlü bir imparatorluk hakkında bir takım iddialar duymaya başladılar. Sadece 4 yıl sonra Azteklerin başkenti dumanları tüten bir yıkıntıya ve Aztek İmparatorluğu da tarihe karışmıştı. Hernán Cortés, Meksika'da yeni ve çok geniş bir İspanyol İmparatorluğunu yönetiyordu. İspanyollar durup bu başarılarını kutlamadılar, hatta soluklanmadılar bile. Hemen ardından her yöne doğru harekete geçerek keşif ve fetih faaliyetlerine devam ettiler. Orta Amerika'nın eski yöneticileri, Aztekler, Toltekler, Mayalar, Güney Amerika'nın varlığından neredeyse haberdar bile değillerdi ve 2000 yıl boyunca bu kıtayı boyundurukları altına almak için hiçbir girişimde bulunmamışlardı. İspanyolların Meksika'yı fethetmesinden 10 yıl gibi kısa bir süre sonra Francisco Pizarro, Güney Amerika'da İnka İmparatorluğunu keşfetti ve 1532'de de bu imparatorluğu yok etti. Aztekler ve İnkalar, etraflarındaki dünyaya karşı biraz daha ilgi gösterselerdi ve İspanyolların komşularına neler yaptığından haberdar olsalardı, İspanyol işgaline karşı daha azimle direnebilirlerdi. Kolomb'un Amerika'ya 1492'deki ilk seyahatiyle Cortés'in Meksika'ya 1519'daki gelişi arasındaki yıllarda İspanyollar Karayip adalarının çoğunu fethederek bir dizi koloniye sahip olmuşlardı. Boyun eğdirilmiş yerliler için bu koloniler yeryüzündeki cehennemdi. Demir bir yumrukla yönetiliyor, açgözlü ve vicdansız sömürgeciler tarafından köle gibi madenlerde ve çiftliklerde çalıştırılıyorlardı. En ufak bir direnç gösterenler anında öldürülüyordu. Yerli nüfusunun büyük bölümü kısa süre içinde ya çok ağır çalışma koşulları ya da işgalcilerin taşıdıkları hastalıklar yüzünden öldüler. 20 yıl içinde Karayiplerin yerli nüfusunun neredeyse tamamı ortadan kalkmıştı. Bunun üzerine İspanyol sömürgeciler boşluğu doldurmak için Afrika'dan köle ithal etmeye başladılar. Harita 6. İspanyol işgali döneminde Aztek ve İnka İmparatorlukları. Bu soykırım Aztek İmparatorluğu'nun burnunun dibinde olup bitmişti ama Cortés İmparatorluğu'nun doğu kıyılarına ayak bastığında Azteklerin bundan haberi bile yoktu. İspanyolların gelişi uzaylıların işgali gibiydi. Aztekler dünyanın tamamını bildiklerinden ve önemli bir kısmını da yönettiklerinden eminlerdi. Onlar için kendi dünyaları dışında birilerinin yaşıyor olması düşünülemezdi. Cortés ve adamları bugünkü Veracruz'un güneşli sahillerine ayak bastığında
İlk defa tamamen yabancı bir toplulukla karşılaşan Aztekler ne yapacaklarını bilemediler. Bu yabancıların ne olduğuna karar veremediler çünkü onların aksine beyaz tenliydiler ve gür sakalları vardı. Bazılarının saçı güneş sarısıydı ve çok kötü kokuyorlardı. Yerliler hijyende İspanyollardan çok daha iyilerdi. İspanyollar Meksika'ya ilk geldiklerinde yerliler gittikleri her yerde onlara eşlik edecek tütsücüler vermişti yanlarına. İspanyollar bunu ilahi bir onurlandırma zannettiler. Oysa yerlilerin kaynaklarından yeni gelenlerin kokusunu tahammül edilemez bulduklarını biliyoruz. Yabancıların ellerindeki eşyalar daha da hayret uyandırıcıydı. Azteklerin görmeyi bırakın, hayal bile edemeyecekleri devasa gemilerle gelmişlerdi. Büyük, korkutucu ve aynı zamanda çok hızlı hayvanlara biniyorlardı. Parlak metal sopalarla gök gürültüsü ve şimşek çıkarabiliyorlardı. Parlak uzun kılıçları ve kesinlikle delinemez zırhları vardı. Yerlilerin tahta kılıçları ve çakmak taşından yapılmış mızrakları bunlara karşı hiçbir işe yaramıyordu. Bazı Aztekler bunların tanrı olduğunu düşünürken, diğerleri ise şeytan, ölülerin hayaletleri veya güçlü büyücüler olduğunu ileri sürdüler. Aztekler tüm güçlerini birleştirip İspanyolları öldürmek yerine onları anlamaya çalıştılar ve müzakere ederek zamanı boşa harcadılar. Acele etme gereği duymamışlardı çünkü Cortes'in yanında sadece 550 İspanyol vardı. Milyonlarca insana ne yapabilirlerdi ki? Cortes de Aztekler hakkında aynı derecede cahildi ama kendisinin ve adamlarının rakiplerine göre önemli avantajları vardı. Azteklerin bu garip görünüşlü ve kötü kokulu yabancıların gelişine karşı hazırlanmak için hiç deneyimleri yokken, İspanyollar dünyanın bilinmeyen ülkelerle dolu olduğunu biliyorlardı ve hiç bilmedikleri toprakları işgal etmek ve bilmedikleri durumlarla başa çıkmak konusunda deneyimlilerdi. Avrupalı bilim insanları gibi modern Avrupalı işgalciler içinde bilinmeyene dalmak heyecan vericiydi. Bu yüzden Cortes, Temmuz 1519'da bu güneşli sahile ulaştığında harekete geçmekte tereddüt etmedi. Bilim kurgu hikayelerindeki bir uzaylının uzay gemisinden çıkması gibi şaşkınlıktan ağzı açık kalmış yerlilere seslendi. "Barış için geliyoruz, bizi liderinize götürün." Cortes, Büyük İspanya Kralı tarafından gönderilen barışçıl bir elçi olduğunu söyleyerek, Aztek Kralı II. Montezuma ile görüşmek istediğini belirtti. Bu utanmazca bir yalandı. Cortes, açgözlü maceraperestlerle birlikte bağımsız bir sefer yapıyordu. İspanya Kralı'nın ne Cortes'den ne de Azteklerden haberi vardı. Azteklerin yerli düşmanları Cortes'e rehber, gıda ve askeri destek sağladılar. Sonrasında İspanyollar Aztek başkenti Tenochtitlan'a doğru hareket ettiler. Aztekler bu uzaylıların başkente kadar yürümesine izin verdiler ve liderlerini İmparator Montezuma'ya götürdüler. Görüşmenin ortasında Cortes'in işaretiyle çelik silahlı İspanyollar Montezuma'nın korumalarını biçtiler. Korumalar tahta sopalar ve taştan bıçak taşıyorlardı. Saygıdeğer konuk ev sahibini tutsak etmişti. Cortes şimdi çok ince bir ipin üzerindeydi. İmparatoru ele geçirmişti. Ancak hakkında hiçbir şey bilmediği bir kıtanın, milyonlarca kızgın sivilin ve on binlerce öfkeli düşman savaşçının ortasındaydı. Emrinde sadece birkaç yüz İspanyol vardı ve en yakın İspanyol takviyesi 1500 kilometreden daha uzaktaki Küba'daydı. Cortes Montezuma'yı sarayında tutsak ederek kralın hala görevinin başında ve İspanyol elçisinin de sadece bir ziyaretçi olduğu görüntüsünü verdi. Aztek İmparatorluğu son derece merkeziyetçi bir yapıydı ve bu ilk defa karşılaşılan durum ülkeyi felç etti. Montezuma imparatorluğu yönetiyormuş gibi davranmaya devam ederken Aztek seçkinleri de onun emirlerine uymaya devam etti. Aslında Cortes'e itaat ediyorlardı. Bu durum aylarca sürdü ve bu arada Cortes, Montezuma'yı ve danışmanlarını sorguya çekti. Yerel dillerde konuşabilecek çevirmenler eğitti ve her yöne küçük keşif grupları göndererek Aztek İmparatorluğu ile yönettiği bölgelerdeki pek çok kabile, halk ve şehir hakkında bilgi topladı.
Aztek seçkinleri sonunda Cortes ve Montezuma'ya karşı ayaklanarak yeni bir imparator seçtiler ve İspanyolları Tenochtitlan'dan kovdular. Ancak imparatorlukta artık büyük çatlaklar oluşmuştu. Cortes edindiği bilgiyi bu çatlakları büyütmek ve imparatorluğu içeriden çökertmek amacıyla kullandı ve imparatorluk tebaasının büyük bölümünü yönetimdeki Aztek seçkinlerine karşı kendisine katılmaya çağırdı. Bu noktada yerliler çok temel bir hata yaptılar. Azteklerden nefret ediyorlardı ama İspanya veya Karayip soykırımı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu yüzden İspanyolların yardımıyla Aztek boyunduruğundan kurtulacaklarını zannettiler. İspanyolların onların yerine geçebileceğini hiç düşünememişlerdi. İsyankar topluluklar Cortes'e on binlerce yerli askerden oluşan bir ordu kurdular. Cortes de bu orduyla Tenochtitlan'ı kuşatarak şehri fethetti. Bu esnada bazıları Küba'dan, diğerleri ise İspanya'dan gelen giderek daha fazla sayıda İspanyol asker ve yerleşimci Meksika'ya akıyordu. Yerel halk ne olup bittiğini anladığında artık çok geçti. İspanyollar Veracruz sahiline çıktıktan 100 yıl sonra Amerika'daki yerli nüfusu en başta işgalcilerin getirdiği yabancı hastalıklar sebebiyle %90 azalmıştı. Hayatta kalabilenler kendilerini Azteklerinkinden çok daha kötü, açgözlü ve ırkçı bir rejimin baskısı altında ezilirken buldular. Cortes'in Meksika'ya gelişinden 10 yıl sonra Pizarro, İnka İmparatorluğu'nun kıyılarına ulaştı. Cortes'den çok daha az askeri vardı. Beraberlerindeki adamların sayısı yalnızca 168'di. Pizarro önceki işgallerden edinilen bilgi ve deneyimlerden faydalandı, İnkaların ve Azteklerin başına gelenlerden haberleri yoktu. Pizarro açık açık Cortes'den kopya çekti. Kendisini İspanyol kralı tarafından gönderilmiş bir barış elçisi olarak tanıttı ve İnka lideri Atahualpa'yı diplomatik bir görüşmeye davet ederek esir aldı. Daha sonra yerel müttefiklerin de desteğiyle felç olmuş imparatorluğu fethetmeye koyuldu. Eğer İnka İmparatorluğu halklarının Meksika halklarının başına gelenlerden haberi olsaydı, bu işgalcilerle asla işbirliği yapmazlardı. Ama hiçbir şey bilmiyorlardı. Sınırlı görüşleri yüzünden büyük bedel ödeyenler sadece Amerika'daki yerli halklar değildi. Asya'nın büyük imparatorlukları Osmanlı, Safevi, Babür ve Çin gibi Asya'nın büyük imparatorlukları Avrupalıların büyük bir keşif yaptığını hemen duymuşlardı. Ama buna hiç ilgi göstermediler. Dünyanın Asya etrafında döndüğüne inanmaya devam ettiler ve Avrupalılarla Amerika'nın veya Atlantik'le Pasifik'teki yeni deniz yollarının kontrolü için rekabet etmeye girişmediler. İskoçya ve Danimarka gibi küçük Avrupa krallıkları bile Amerika'ya keşif ve fetih seferleri düzenlerken İslam dünyasından, Hindistan'dan ya da Çin'den Amerika'ya ne keşif ne de fetih için hiçbir sefer yapılmadı. Amerika'ya askeri sefer gönderen ilk Avrupalı olmayan güç Japonya'ydı. Bu da Haziran 1942'de gerçekleşti ve bir Japon filosu Alaska kıyılarındaki iki küçük ada olan Kiska ve Attu'yu işgal ederek 10 ABD askerini ve bir köpeği tutsak etti. Japonlar bundan sonra ana karaya daha fazla yaklaşamadılar. Osmanlıların veya Çinlilerin çok uzakta olduğunu veya gerekli teknolojik, ekonomik veya askeri araçlara sahip olmadıklarını öne sürmek doğru değildir. Zheng He'yi 1420'lerde Çin'den Doğu Afrika'ya gönderen kaynaklar Amerika'ya gitmesi için yeter de artardı bile. Ama Çinliler bununla ilgilenmiyorlardı. Amerika'yı gösteren ilk Çin yapımı dünya haritası ancak 1602'de yapılmıştı, o da bir Avrupalı misyoner tarafından. Tam 300 yıl boyunca Avrupalılar Amerika, Okyanusya, Atlantik Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda tartışmasız bir üstünlük kurdular. Bu bölgelerdeki kayda değer çatışmalar da ancak farklı Avrupa güçleri arasındaydı. Avrupalılar tarafından ele geçirilmiş kaynaklar ve zenginlik en sonunda Avrupalıların Asya'yı da işgal edip imparatorlukları yok ederek aralarında bölüşmelerini sağladı. Osmanlılar, İranlılar, Hintliler ve Çinliler durumu fark edip gelişmelere dikkat etmeye başladıklarında artık çok geçti.
Avrupalı olmayan kültürler ancak 20. yüzyılda gerçekten küresel bir vizyon edinebildiler. Zaten bu da Avrupa hegemonyasının çöküşünü getiren kritik etkenlerden biriydi. Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda 1964-62 yılları arasında gerillalar çok ciddi sayısal, teknolojik ve ekonomik üstünlüğe sahip Fransız ordusunu yenebildiler. Çünkü küresel bir sömürgecilik karşıtı A'dan besleniyorlardı. Dünya medyasını ve bu arada Fransa'daki kamuoyunu kendi davaları lehine nasıl kullanabileceklerini bulmuşlardı. Küçük Kuzey Vietnam'ın ABD devini yenmesi de benzer bir strateji üzerine kuruluydu. Bu gerilla güçleri yerel bir çatışma küresel bir dava haline geldiğinde süper güçlerin bile yenilebileceğini kanıtladılar. Montezuma'nın İspanya kamuoyunu manipüle edebilme ve İspanya'nın Portekiz, Fransa veya Osmanlı İmparatorluğu gibi rakiplerinden yardım alabilme şansı olsaydı olaylar acaba nasıl gelişirdi? Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Az bulunan örümcekler ve unutulmuş metinler. Modern bilim ve modern imparatorluklar ufuk çizgisinin ötesinde çok önemli bir keşfin, gidip bir an önce ele geçirilmesi gereken bir şeyin beklediği dinmek bilmez bir arzu tarafından motive edilmişti belki. Ama aslında bilim ve imparatorluk arasındaki ilişki çok daha derinlerdeydi. İmparatorlukları kuranların sadece motivasyonu değil, pratikleri de bilim insanlarınkiyle benzeşiyordu. Modern Avrupalılar için imparatorluk kurmak bilimsel bir projeydi. Bilimsel bir disiplini oluşturmak da emperyal bir proje. Müslümanlar Hindistan'ı fethettiğinde yanlarında Hint tarihini sistematik olarak inceleyecek arkeologlar, Hint kültürünü inceleyecek antropologlar, Hint topraklarını inceleyecek jeologlar ve Hint faunasını inceleyecek zoologlar getirmemişlerdi. İngilizler ise Hindistan'ı fethettiklerinde bunların hepsini yanlarında getirdiler. 10 Nisan 1802'de Büyük Hindistan incelemesi başlatıldı ve tam 60 yıl sürdü. On binlerce yerli çalışanın, akademisyenin ve rehberin de katkısıyla İngilizler titiz bir çalışmayla tüm Hindistan'ın haritasını çıkardı, sınırlarını belirledi, mesafeleri ölçtü, hatta Everest'in ve diğer Himalaya zirvelerinin yükseklikleri ilk kez tam olarak ölçüldü. İngilizler Hint eyaletlerinin askeri kaynaklarını, altın madenlerini incelediler ama aynı zamanda nadir bulunan Hint örümcekleri hakkında bilgiler topladılar, renkli kelebekleri katalogladılar, yok olmuş Hint dillerinin kökenlerini araştırdılar ve unutulup gitmiş yıkıntılarda kazılar yaptılar. Mohenjo-Daro, M.Ö. 3000'lerde gelişmiş ve M.Ö. 1900 civarında ortadan kalkmış İndus Vadisi medeniyetinin önde gelen şehirlerinden biriydi. Hindistan'ın İngilizlerden önceki yöneticilerinden hiçbiri, ne Mauryalar, ne Guptalar, ne Delhi Sultanları, ne de Büyük Babürler bu kalıntılara dönüp bakmamıştı bile. Ama İngiliz arkeologlar 1922'de bu kalıntıları tespit ettiler. Hemen ardından kazı çalışmalarına başlayarak hiçbir Hintlinin farkında olmadığı Hindistan'ın bu ilk büyük medeniyetini ortaya çıkardılar. İngilizlerin bilimsel merakını en iyi anlatan örneklerden biri de çivi yazısının deşifre edilmesidir. 3000 yıl boyunca Orta Doğu'nun başlıca yazı tipi olan çivi yazısını okuyup yazmayı bilen son kişi muhtemelen milattan sonra 1. 1000 yıl içinde ölüp gitmişti. O zamandan beri bölgede yaşayanlar sıklıkla anıtların, dikili taşların, eski kalıntıların ve kırık çömleklerin üzerinde bu yazılarla karşılaşıyorlardı. Ama bu tuhaf açılı çizgileri okumayı bilmiyorlardı ve bildiğimiz kadarıyla bunu hiçbir zamanda denemediler. Çivi yazısı ilk olarak 1618'de İran'daki İspanyol Büyükelçisi eski Persepolis kalıntılarını dolaşırken kimsenin kendisine anlamını açıklayamadığı yazıları gördüğünde Avrupalıların dikkatini çekti. Bu bilinmeyen yazının haberi kısa zamanda Avrupalı bilginler arasında yayıldı ve meraklarını cezbetti. 1657'de Avrupalı bilginler Persepolis'teki çivi yazısının ilk çevirisini yayımladılar. Bunu başka çeviriler izledi ve 200 yıla yakın bir süre boyunca
Batı'daki bilginler yazıyı çözmek için uğraştılar. Ancak hiçbiri başarılı olamadı. 1830'larda Şah'ın ordusunu Avrupa tarzında eğitmesi için İran'a Henry Rawlinson adında bir İngiliz yüzbaşı gönderildi. Boş zamanlarını İran'ı dolaşarak geçiren Rawlinson'ı bir gün Zagros dağlarında bir uçuruma götüren yerel rehberler devasa Behistun yazılarını gösterdiler. 15 metre yüksekliğinde ve 25 metre genişliğindeki bu yazıt M.Ö. 500 civarında Kral 1. Darius'un emriyle kazınmıştı. Çivi yazısıyla 3 dilde yazılmıştı. Eski Farsça, Elamice ve Babilce. Yerel halk yazıttan haberdardı. Ancak yazıları kimse okuyamıyordu. Rawlinson, eğer bu yazıyı çözebilirlerse, kendisinin ve diğer araştırmacıların o sıralar Orta Doğu'nun her yerinde keşfedilen pek çok metni çözebileceğine ve bunun da eski ve unutulmuş dünyalara kapı aralayacağına inandı. Bu yazıları deşifre etmenin ilk adımı, Avrupa'ya metinlerin kopyalarının gönderilebilmesiydi. Rawlinson bunu yapabilmek için ölüme meydan okuyarak, yerel halkın da yardımıyla dik bir uçurumdaki tuhaf harfleri kopyalamaya girişti. Aralarında özellikle uçurumun en ulaşılmaz yerlerine tırmanmayı başaran bir Kürt çocuğu da vardı. 1847'de proje sona erdiğinde tam ve doğru bir kopya Avrupa'ya gönderildi. Rawlinson elde ettiği şeyle yetinmedi. Bir subay olarak takip etmesi gereken siyasi ve askeri işlere rağmen bulunduğu her boş vakti bu yazının gizemini çözmeye ayırdı. Yöntem üstüne yöntem denedi ve nihayet yazının eski Farsça olan bölümlerini deşifre etmeyi başardı. Aslında bu en kolayıydı. Çünkü eski Farsça, modern Farsçadan pek de farklı değildi ve Rawlinson da Farsça biliyordu. Eski Farsça bölümleri çözmekse, Elamice ve Babilce yazılanları çözmek için gereken anahtarı sağlamış oldu. Bu şekilde kapıyı aralayınca metinden çıkan eski ama canlı sesler ortalığa yayıldı. Sümer pazarlarının uğultusu, Asur krallarının buyrukları, Babilli bürokratların tartışmaları, Rawlinson gibi Avrupalı emperyalistlerin uğraşları olmasaydı, bugün eski Orta Doğu imparatorlukları hakkında bu kadar bilgi sahibi olamayacaktık. İkinci iyi bir örnek de William Jones'tur. 1783'te Hindistan'a Bengal eyaletinin yüksek mahkemesinde yargıç olarak görev yapmak amacıyla gelen Jones, Hindistan'ın harikalarından o kadar büyülendi ki, gelişinden 6 ay sonra Asiatic Society'yi, Asya topluluğunu kurdu. Bu akademik örgüt, Asya'daki ve özellikle Hindistan'daki farklı kültürleri, tarihleri ve toplumları incelemeye adanmıştı. Bu örgütün kuruluşundan 2 yıl sonra Jones, karşılaştırmalı dil bilim alanını kurduğu kabul edilen The Sanskrit Language, Sanskrit Dili kitabını yayımladı. Jones bu kitapta Hindu ayinlerinin kutsal dili haline gelmiş olan Sanskritçe ile Yunan ve Latin dilleri ve ayrıca Gotça, Keltçe, eski Farsça, Almanca, Fransızca ve İngilizce arasındaki şaşırtıcı benzerliklere işaret etti. Örneğin anne, Sanskritçe'de matar, Latince'de mater, eski Kelt dilinde matir ve İngilizce'de mother'dı. Jones bütün bu dillerin şu an unutulmuş eski ortak bir dilden türemiş olması gerektiği fikrine ulaştı ve böylece sonradan Hint-Avrupa dil ailesi olarak tanımlanacak şeyi ilk tasvir eden kişi oldu. The Sanskrit Language çığır açan bir kitaptı ve Jones'un cesur ve sonradan haklılığı anlaşılan hipotezlerini içerdiği bir yazarın farklı dilleri karşılaştırmak için geliştirdiği sistematik metodoloji de önemliydi. Bu yöntem sonradan başka akademisyenler tarafından da benimsendi ve böylelikle dünyadaki tüm dillerin gelişimi sistematik olarak incelenebildi. Dil bilim, imparatorluklardan coşkulu bir destek gördü. Avrupa imparatorlukları etkili yönetim gösterebilmek için tebaalarının dillerini ve kültürlerini bilmeleri gerektiğine inanıyorlardı. Hindistan'a gelen İngiliz bürokratlar, Kalkutta Üniversitesi'nde İngiliz hukukunun yanı sıra Hindu ve Müslüman hukuku, Yunanca ve Latince'ye ek olarak Sanskritçe, Urduca ve Farsça, ayrıca matematik, ekonomi ve coğrafyaya ek olarak Tamil, Bengal ve Hint kültürleri üzerine 3 yıla kadar eğitim görüyordu.
dil bilim eğitimi yerel dillerin yapısını ve gramerini anlamada büyük kolaylık sağladı. William Jones ve Henry Rawlinson gibi insanların çalışmaları sayesinde Avrupalı fatihler yeni imparatorluklarını daha önceki tüm fatihlerden, hatta yerli halktan bile çok daha iyi tanıyorlardı. Bu daha derinlemesine bilginin elbette pratik avantajları vardı. Bu tür bir bilgi olmadan bir avuç Britanyalının yüz milyonlarca Hintliyi 200 yıl boyunca sömürüp yönetebilmesi mümkün değildi. 19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyılın başı boyunca sayısı 5000'den az İngiliz bürokrat, 40-70 bin arası asker ve belki 100 bine varan İngiliz iş adamı, onların yardakçıları, eşleri ve çocukları toplam 300 milyon Hintliyi yönetmeye yetiyordu. Ancak bu pratik avantajlar imparatorlukların dil bilim, botanik, coğrafya ve tarih eğitimine mali destek sağlamasının tek sebebi değildi. Aynı derecede önemli bir başka neden de bilimin bu imparatorluklara ideolojik bir gerekçe ve haklılık sağlamasıydı. Modern Avrupalılar yeni bilgiler edinmenin hep iyi olacağına inanmışlardı. İmparatorlukların sürekli yeni bilgi üretiyor olması, bu yapıların ilerlemeci ve pozitif olduğu izlenimini yarattı. Günümüzde bile coğrafya, arkeoloji ve botanik gibi bilimlerin tarihi, Avrupa imparatorluklarını en azından dolaylı olarak övme gereği duyar. Botanik tarihçileri Avustralyalı aborjinlerin çektiği acılar hakkında bir şey söylemezken, James Cook ve Joseph Banks'i anmayı ihmal etmezler. Dahası, bu imparatorluklar tarafından edinilen yeni bilgi, en azından kayıt üzerinde fethedilmiş toplulukların da yararınaydı ve onları tırnak içinde ilerlemenin faydalarıyla tanıştırmak, sağlık ve eğitim olanakları sağlamak, demir yolları ve kanallar inşa etmek, adalet ve refahı tesis etmek iddiasını taşıyordu. Emperyalistler, imparatorluklarının geniş koloni ağları değil, Avrupalı olmayan ırkların da iyiliği için kurulmuş, iyi niyetli projeler olduğunu iddia ettiler. Bu halklar, Rudyard Kipling'in meşhur sözüyle beyaz adamın yüküydüler. The White Man's Burden. Ve beyazlar tüm insanlığın iyiliği için onları daha ileriye, medeniyete taşıyordu. Elbette olgular bu efsaneyi yalanlıyor. Hindistan'ın en zengin eyaleti olan Bengal'i 1764'te fetheden ve zenginleşmekten başka bir şeyle ilgilenmeyen İngilizler, birkaç yıl içinde Büyük Bengal kıtlığının ortaya çıkmasına sebep olan bir ekonomi politika uyguladılar. 1769'da başlayan ve 1770'te felaket boyutlarına ulaşan kıtlık 1773'e kadar sürdü. Bu felakette eyalet nüfusunun yaklaşık üçte biri olan 10 milyon Bengalli hayatını kaybetti. Aslında ne sömürü ve baskıya ilişkin anlatılanlar ne de beyaz adamın yükü olgulara tam anlamıyla uymamaktadır. Avrupa imparatorlukları o kadar çok şeyi o kadar büyük ölçekte yaptılar ki, onlarla ilgili ortaya atılacak herhangi bir iddiayı destekleyecek örnekler mutlaka bulunabilir. Eğer bu imparatorlukların dünyanın dört bir yanında ölüm, baskı ve adaletsizlik dağıtan kötü niyetli canavarlar olduğunu düşünüyorsanız, işlenen cinayetleri anlatan ansiklopediler doldurabilirsiniz. İmparatorlukların tebaa olan halklarının hayatını yeni ilaçlar, daha iyi ekonomik koşullar ve güvenlik sağlayarak iyileştirdiğini düşünüyorsanız, bunlarla ilgili de bir ansiklopedi doldurabilirsiniz. Bilimle yakın işbirliği yapmaları sayesinde bu imparatorluklar o kadar büyük güç toplamış ve dünyayı o kadar büyük ölçüde değiştirmiştir ki, basitçe iyi veya kötü olarak adlandırılamazlar. Bugün içinde yaşadığımız dünyayı, o imparatorlukları yargılamak için yararlandığımız ideolojiler de dahil bu imparatorluklar yaratmıştır. Öte yandan emperyalistler, bilimi oldukça şeytani amaçlar içinde kullanmıştır. Biyologlar, antropologlar, hatta dil bilimciler bile Avrupalıların diğer ırklardan üstün olduklarına ve dolayısıyla onlara yönetme hakkına sahip olduklarına ilişkin bilimsel kanıtlar ürettiler. William Jones, tüm Hint-Avrupa dillerinin ortak eski bir dilden türediğini iddia edince, pek çok araştırmacı bu dili konuşanların kim olduğunu bulmaya çalıştı. Sanskritçe konuşan ilk topluluğun 3000 yıl önce Orta Asya'dan gelerek Hindistan'ı işgal eden ve kendini Arya olarak adlandıran
halk olduğunu fark ettiler. En eski İran dilini konuşanlar da kendilerine Arya diyorlardı. Avrupalı araştırmacılar bundan dolayı hem Sanskritçe hem de Farsça'nın, bu arada Yunanca, Latince, Gotça ve Keltçe'nin de doğumuna sebep olan bu eski dili konuşanların kendilerine Aryanlar demiş olması gerektiğini düşündüler. Tüm bu muazzam Pers, Yunan ve Roma uygarlıklarını kuranların hepsinin Aryan olması bir tesadüf olabilir miydi? Sonrasında İngiliz, Fransız ve Alman araştırmacılar bu çalışkan Aryanlarla ilgili dil bilim teorilerini Darwin'in doğal seçilim teorisine eklediler ve Aryanların sadece bir dilsel grup değil, biyolojik bir yapıda olduğunu iddia ettiler. Bir ırk. Üstelik herhangi bir ırkta değil, uzun boylu, açık renk saçlı, mavi gözlü, çalışkan ve rasyonel insanlardan oluşan, kuzeyin sisli topraklarında ortaya çıkıp tüm dünyaya kültürü yayan üstün bir ırk. Maalesef Hindistan ve İran'ı işgal eden Aryanlar, bu topraklardaki yerlilerle evlenerek açık tenlerini, sarı saçlarını ve bunun yanında elbette çalışkanlıklarıyla rasyonelliklerini kaybetmişlerdi. Bu yüzden de Hindistan ve İran uygarlıkları çöktü. Avrupa'da ise Aryanlar ırksal saflıklarını korudular, bu sayede Avrupalılar tüm dünyayı fethetmeyi başardı. Ve eğer daha aşağı ırklarla karşılaşmamak için yeterince önlem alırlarsa bu ırkları yönetmeye uygunlardı. 10 yıllar boyunca önemli ve saygın bulunan bu tür ırkçı teoriler şimdilerde siyasetçiler ve bilim insanları arasında adeta lanetlenmiş durumdadır. İnsanlar hala ırkçılığa karşı kahramanca mücadele ederken cephenin değiştiğini ve emperyal bir ideoloji olarak ırkçılığın yerini kültürcülüğün aldığını gözden kaçırıyorlar. Böyle bir kavram yok ama yaratmanın zamanı artık geldi. Günümüzün seçkinleri arasında değişik insan grupları arasındaki farkları biyolojik değil, kültürel farklara atfetmek çok yaygındır. Artık bu onların kanında var değil, onların kültürü böyle diyoruz. Müslüman göçlerine karşı çıkan Avrupalı sağ partiler bu yüzden ırk terminolojisi kullanmaktan kaçınıyorlar. Örneğin Marine Le Pen'in konuşmalarını yazanlar, eğer milli cephe liderinin televizyona çıkıp bu aşağı Samilerin Aryan kanımızı sulandırarak medeniyetimizi bozmalarını istemiyoruz demesini teklif etseydi yaka paça kovulurlardı. Oysa bunun yerine şimdi Fransız Milli Cephe, Hollanda Özgürlük Partisi, Avusturya'daki Gelecek İçin İttifak ve buna benzer kurumlar, Batı kültürünün Avrupa'da geliştiği haliyle demokratik değerler, hoşgörü ve cinsiyet eşitliği üzerine kurulduğunu, buna karşılık Orta Doğu'da gelişmiş Müslüman kültürünün hiyerarşi, fanatiklik ve kadın düşmanlığı üzerine kurulu olduğunu iddia ediyor. Bu iki kültür bu denli farklı olduğunu ve pek çok Müslüman göçmen Batılı değerleri benimsemek konusunda bu kadar gönülsüz olduğu için ülkeye girişi yasaklanmalıdır. Zira bu iç çatışmalara yol açabilir ve Avrupa demokrasisiyle liberalizmine zarar verir. Bu tür kültüre dayalı tezler, medeniyetler çatışması ve kültürler arasındaki temel farklara vurgu yapan sosyal bilimler çalışmalarından beslenir. Elbette tarihçilerin ve antropologların tamamı bu teorileri ve onların siyasetteki kullanımlarını onaylamıyorlar. Ancak bugün biyologların ırkçılığı kötülemesi ve farklı insan toplulukları arasındaki biyolojik farkların önemsiz olduğunu öne sürmesi ne kadar kolaysa, tarihçiler ve antropologların kültürcülüğü kötülemesi bir o kadar zordur. Sonuçta eğer insan kültürleri arasındaki fark önemsiz olsaydı, tarihçilere ve antropologlara bu farkları incelemeleri için para ödenir miydi? Bilim insanları emperyal projeleri pratik bilgiyle, ideolojik gerekçeyle ve teknolojik oyuncaklarla donattılar. Bu katkılar olmadan Avrupalıların dünyayı fethedebilecekleri tartışmalıdır. İşgalciler bu iyiliği karşılıksız bırakmadılar ve bilim insanlarını bilgilendirdiler, korudular ve tüm tuhaf ve hayranlık uyandırıcı projelerini desteklediler ve bilimsel düşünceyi dünyanın dört bir köşesine yaydılar.
modern bilimin emperyal destek olmadan bu atılımı yapabilecek olması şüphelidir. Yaşamına emperyal genişlemeye hizmetkarlık yaparak başlamamış ve keşiflerinin, koleksiyonlarının, binalarının ve ödeneklerinin büyük bölümünü subaylara, donanma kaptanlarına ve emperyal yöneticilere borçlu olmayan çok az bilim dalı vardır. Elbette tüm hikaye bundan ibaret değildir. Bilim sadece imparatorluklar tarafından değil, başka kurumlar tarafından da desteklenmiştir. Ve Avrupa imparatorlukları, bilimin yanında başka etkenler sayesinde de bu kadar gelişip güçlenmiştir. Hem bilimin hem de imparatorlukların olağanüstü yükselişinin arkasında özellikle önemli bir güç daha vardır. Kapitalizm. Daha fazla para kazanmak için uğraşan iş adamları olmasaydı ne Kolomb Amerika'ya, ne James Cook Avustralya'ya ulaşır, ne de Neil Armstrong ayın yüzeyindeki o küçük adımını atabilirdi. Bir sonraki Kapitalist İtikat bölümünü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.